hakikaten. Ben Özdek, ben çok bağırdım. Korktum yani açıkçası. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama indirin beni dersem, indirin lütfen. Yandırmayın. Tamam, böyle iyi. Böyle iyi. Hayır, öyle olmaz. Hayır, şurayı tut. Arkaya doğru düşersiniz. Arkaya doğru düşer. Önden tutmanız lazım. Önde, evet. Neden şu, ben bundan? Evet. Ama çok sıkı tutun, çok sıkı. Günah olur Afrodite. Dayan, ne yapıyorsunuz? Sıkı tutun, sıkı. Oldu işte tam. Sen havadan da korkuyorsun, sudan sen da, her şeyden. Sen de korktun da hiç belli etmedin. Aşağı indin, ben hiç bağırdın mı dedin. Bağırdığını bile farkında, bağırdın mı dedin. Öyle korkmuştun. Bağırdı mı? Hayır, bağırmadı. İşte gördün mü? Hayatım, görüyorsunuz, ben paldır küldür hemen çıktım. File binmek budur yani. Allahu Ekber. İşte. Önden tutun, önden Kisme. Tutun. Önden. Bir dakika dur. Bana bak, sıkı tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo Safiye Hanım. Bravo Safiye Hanım. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Süper. Sofi. Harika. Sofi. İşte budur yani. Sofi. Ama en güzeli otobüstü. Ben ona bayıldım. O keçiler, o tavuklar. Ay bir de aklına ne geldi, gördün mü? Yok, güne var mı yok? Yani zannettim ki otobüsün eskiliğini falan filan ya. Şey yapar mı acaba Bülent Hanım, sorun eder mi falan diye düşünüyorlar. Siz mi? Kim? Ben söyledim, bitlerden. Hayır, şeyleri, keçileri. Keçileri, falan. Balıklar vardı. Balıklar. Çok tatlıydı ya. Horoz. Ama bir şey söyleyeyim, hiç unutulmaz bir anıyım. Sus. Yani yıllarca anlatacağız. Ama hakikaten öyle yani. Hakikaten laf öyle. Olsun diye değil. Gerçekten aynen. Öyleydi yani. Aynen öyle. Yıllarca baktım, anlatacağız bunu. Sağ tarafımda keçi. sağ önümde horoz. Tavuk. Hayvanat bahçesi gibi. Merhaba. Ay ben onu köpek zannettim ayol. ya buradaki tavuk ne olacak? Öyle ama... Ben o horozun üstündeki biti gördüm. Adamın gördün. Üstünden, sen gördün. Bravo. Adamın üstünden gidiyordu. Gerçekten. Biti gördüm. Bravo. Bir de ben şöyle... Artık bunun üzerine ya, bu tarihe geçecek. Evet. 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 Biti gördüm. Gördüm. Ondan sonra biti gördün biz sen. Ama... Sen çok büyük bir yalancısın. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sesimi çıkarmadım. O tavuğu okşamazsın yoksa diye. Sen elledin bak, ya. Bak Safiye. Horozun. Bak sesini çıkarmamış, tehlikeli bu, ben ya. Diyorum. Yani bite. Evet. Ben dokunayım da biteneyim evet. Diye. Evet. Sen az değilsin işte. İtiraf ettim sesimi çıkarmadım. Evet işte. Gördün mü dedi. Hayır, ağzından gördüm ve sesimi çıkarmadım dedi. Duydunuz çıkarmadım Bülent ama Hanım. Sonradan dedim. Sevdikten sonra baktım çok seveceksin. Elini şöyle uzattın. Aman diyece, bitli dedim. Adam da şöyle cevap verdi. Diyorum ben. Adam da kafa sağlamı. Ne dedin sen? Dedim böyle. Yani niyetine bak ya. Gördün mü söylemedi ya, bellesin ya diye. Ya niyetle ne canım anladın? Arkadaşım senin niye böyle yapıyorsun? Niyet diyor. Tavuğu eliniz horozun başına koymuş. Hayır elimi böyle böyle yaptım. Sevdi. Ama o bit der demez. Bitli mi dedim adama. Evet dedi. Bir de kafa sak. Ne? Bitli mi? Aynen. Aynen bak sesimi çıkardı. Evet diyor hala daha o da. Öyle yapıyor. Ayol bu tavukta enteresan. Bit var mıdır ki acaba? Bu tavuklarda bit var mıdır? Aa! Kız! elimi sürdüm. Evet. Ama enteresan. İnsan her şeyi yaşamalı hayatta. Ayol bitli vallahi. Bitlere bak geziyor üstünde tavuğun. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. Bitli. Elimi sürdüm. Evet. Ya trene binerken yerdeki insanlar.
Ben onu görmedim. Öyle mi? Ben onu görmedim. Sana anlatamam. Gerçekten mi? Bir güzel böyle patır kütür kendilerini atmışlar. Ya. Tabii canım sere serpe tabii hepsi. Canım. Ya. Böyle. Tabii. Böyle. Yatakta daha kadar rahat edemez. Evet işte. Alo. Nasıl rahat uyuyor? Hmm. Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamaz. Ne yapıyorsun orada? O kadar yorulmuş ki. Ah yes. Onları görünce insan hale şükrediyor. Aynen. Yani. Bir daha tebeler tebesi evet, yaşanıyor. Yani biz yalnız da gelsek Hindistan onu yaşayamayız. Hayır efendim. Yaşayamayız. Aynen. Hakikaten yaşayamayız. Bugün bile ne kadar güzel. Demin biraz önce söylediniz. Hakikaten yani el bebek, gül bebek tabiri VIP bizim ağırlanmamızın sanki karşıtı olarak söylenilmiş. Evet, aynen. Dünya jet seti yaşattılar yani. Evet, evet. Yani klas. Evet. Adam. Şöyle bir kapı. Patron. Yani şöyle bir şey kim istediniz yönetmeniniz olsun. Bir şey olsun. Anlatıyor. Bir sus abi. Yönetmen de öyle yazık değil mi? Ya. Çok efendi. Çok. Yani. İşi de zordu üçümüzün arasında. Sus. İdare et. Sus. Çok efendi adam. Ay sevgili yönetmenimiz zaten Mustafa Kotan hiç kahkahasını eksik etmedi. Biz zaten kimden bahsediyoruz? En üzüntülü anında bile bize önce gülücük veriyordu. Bu ciddi mi? Sahi mi acaba? Ben anlayamıyorum. Ay bundan sonra neye laf veriyorsun? Ben bahsediyorum Safiye? Ya tamam da ondan bahsediyorsun da Mustafa Kotan'ın da bir gülücük de önce bizim yönetmenimiz ama. Ben yönetmeni bahsediyorum zaten. En yetkilisinden en yetkisizine kadar. Gerçekten bütün, öyle. Yani, yani 30 kişilik bir ekip. Evet aynı. Hepsi çok saygılı. Çok. İnsanın biz sanatçıyız yani bir anda böyle şeyimiz de gider. Yüzümüzdeki gülücük gidebilir. Ambiyans ortamında böyle bir anda. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Kazasız belasız. Çok şükür. Çok bir ayda. Fire yani, vermeden beden. Bu şekilde eğer noktalanacaksa İnşallah Allah'ın izniyle. Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Bülent Hanımcığım o yollar değil mi? O gerilebilirler. Tabii. Onlar da can. Ama hissettirmediler bize. Hiç. O zaman niye bu konuyu açtın şimdi? Ay bakalım. Ay saçlarımı yolacağım. Bazıları. Anlamayanlar da geçinler diye. Ben diyorum Bülent Hanım size ben ne çekiyorum ondan? Kol kırılır yen içinde. Aynen evet. Kebir kazı yanmasın. Vallahi ya. Hemen. Anında dönülüyor. Ben onu gezdiriyorum sabahlara kadar. Canım arkadaşı oluyorum. İşi bitiyor. Of be. Yani senin de buran böyle. Sen de şu gençlik lafını sus be. Ay söyle şişirdim söyle. Beni. Ay ne olur Bülent Hanımcığım şuraya söyle. Ama sen de artık konuşma. Tamam ama bu da yani artık beni yani bezdirdi. Güzellerim.